O sene verdiğin ölçüde yaptım. Demek ki bunu giyecek de tek tek alacaktık. O zaman daha bir anlamlı olur.1972'de Giresun'dan Fatih'e geldim. Fatih'te bu işin 12 sene eğitimini aldım. 17 sene esnaflık yaptım. 2000'de de kendi dükkanıma geldim buraya. Ya şimdi hayatı sevince sana zor da kolay geliyor. Ama sevmediğin zaman kolay mesela da zor gelir yani. Hayatı sevince her şey kolay yani. Ben işe hiçbir zaman zor tarafını şey yapmam. Hep iyi tarafından bakarım. Onun için hiç hayatta zorlanmadım yani. Zorluk da bana kolay geldi. Kolaylık da kolay geldi. Hamdolsun bu yaşa kadar hiç şey yapmadım ya. Sanat sevgi işidir. Sanat sevince kolaylaşır. Yani kimsenin bilmediğini Allah sana öğretti. Yani bildiğini şey yaparsan bilmediğini de öğrenirsin. Zorlanmazsın yani. Sanat sevgi işidir. Şimdi tam teşekkürlü yerlerde iki tane makine vardır. Biri ilaçla çalışır, biri suyuyla çalışır. Elbise hangisine gerekiyorsa onu atarsın elbiseyi. Yani o yıkama elbiseyi kuru temizlemeye atarsın, randuman vermez. Kuru temizleme olanı şeye atarsın, o randuman vermez. Yani ikisinin şeyini bulacaksın ya. Yani.
Yani yaptığın işi bilinçli yapacaksın yani. İşi eğer çekirdekten öğrendiysen, Arif'e tarif gerekmez. Onu gördüğün zaman sen o ciğerini okursun, işi çözersin yani. Hani bilene derler, teksine gaz, bilmeyene davuzuna çalsan az. Yani işi bildiğin zaman iş sana kolay gelir. Şimdi bildiğin iş sana kolaydır yani. Geçen buraya bir bu işi yapan insan elbise getirdi. Bana dedi garanti ver. Ben dedim ki bu elbiseyi ben temizlerim. Gelir alır gidersin. Garanti ne istiyorsun? Adam almaya geldiği zaman dedi ki biz bu işi yapıyoruz. Dışarıdan gelme ilaçlarımız var. Çıkaramadık. Senin gibi piyasayı gezdik çıkaramadık. Buranın sırrı ne? Yani demin anlattığım gibi sanat sevgi işte de. Yani sanatı sevdin mi aşmayacağın bir şey kalmaz yani. Çözemeyeceğin bir şey olmaz. Bir çekirdekten yetiştik. Yani bizim ilk göz ağrımızdır bu meslek. Onun için bizim meslek isterse dünyanın işini verseler bizim mesleği çözeriz yani. Zorlanmaz. Bak böyle bir yerde kendim çalışıyorum. Neden? Şimdi o bizim zorluklara dayanacak hiç adam bulamaz. Ben 100 alırken adam 125 alıyordu. 5 tanesi bir günde kaçtı. Biz sabrettik. İşte sabreden devruş muradını ermiş derler ya. Biz de muradımızı erdik. Daha ne istiyorsun? Allah bereket versin. Emekli olduk. İşimiz var, gücümüz var, eşimiz var. Çocuklarımız üniversite okudu. Daha bundan iyi hayatı nerede bulacağım? Benim tavsiye edeceğim disiplininde. Disiplin olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz. Disiplin, disiplin, disiplin. Müşteriyi aldığın zaman karşına müşteri hiçbir şurasını şu yapamayacağı, yani şurası niye böyle olmuş dedirtmeyeceksin. Müşterinin yani adamı aldı mı memnuniyetle gidecek. O eğer memnun bırakmayacaksın o işe çalma. O iş senin işin değil yani. İş eğer tam teşekkürü yapıyorsan iş senin için. Teşekkür yapmıyorsan o işi almayacaksın. Yani hem müşteri üzmeyeceksin hem kendini üzmeyeceksin. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bunu gazetenin baş sayfasına yaz. Ben hiç mektep medrese görmedim. Hiç işsizlik görmedim. Nereye gitsem adam bana iş teklif ediyor. Girdiğim yerde de eğer bir adam çalışacaksa adam beni çalıştırıyor. Hiç dükkan değiştirmedim. Hiç iş yeri değiştirmedim. Hiç mektep medrese görmeyen bir adam. Nereye gittimse orayı titrettim bak. Hani bu adamlar üniversite okunuyor. Bu adamlara babadan zenginlik kalıyor. Çevresi oluyor. Demek ki adam olmayanı kimse zorunan adam edemez. Adam olmak insanın biraz da kendiliğindedir. Gençlere ben bunu söyleyeceğim. Yani. Bak ben hiç mektep medrese görmedim. Nereye gittim ise dediler bizden dalga mı geçiyorsun yani bu şey nereden geliyor yani. Demek ki yani bilmemek, öğrenmemek ayıp. Ben adama bir bakarım şöyle girişinden, yürüyüşünden. En az o adam kadar olur onu geçerim bile yani. Ya Allah sana bir kabiliyet vermiş ya. Eğer hayatta bir şey yapmak istiyorsan. Bak diyorum ya hiç mektep medrese bir şey görmedim. Nereye gitsem oraya titrettim. Bugün 1000 kişinden 99'undan da iyidirim yani. Hiç karamsar olmam ben. Ben tuttuğumu koparırım. Yediğimi yakarım. Çalıştığımı yerim. İşime gücüme bakarım. Hiç böyle yani art niyet bilmem. Yatırımımı ona göre yaparım böyle her zaman böyle ileride ele gelecek bir şeyler. Hiç yani karamsar olmam hayat. Bugün de yani yarın hiç yani bu 7'den 70'e derler ya onun için rahat bir insanım ya. Hayatı severim hayat bana zor gelmez. Adam 12 ay denize girer ben 12 ayda denize giren adamım ben hesap edeyim. Yani derler hayatı sevince hayat adama kolay gelir. Şimdi azı kanaat ve çoğu hiç bulamaz diye bir atasözü vardır. İşten işe de atlamayacaksın. Bir işi tuttuğun zaman ama iyi ama kötü işi yani şeyine getireceksin yani. Zirveye çıkaracaksın. Allah bir çuval para getirip kimsenin eline vermez. Kanaatkar olduğun zaman çuvalır malın yani. Kanaatkar olursun. Damla damla göl olur derler ya. Yani ben her zaman hiçbir zaman karamsar olmamıştım. Yani bak İstanbul'a geldiğim gün diyorum yani adımı yazamazken dedim ki ben her şeyi başarırım. Ve başardım da. O büyükler de dedi ya sen büyüdüğünde mi küçüyordun? Neden? İnsanda bir gen olacak. İnsanda bir Allah sevgisi olacak. Bir çalışma sevgisi olacak.